İnsanlar üçüncü göz yani göz perdesinin açılması konusunda birçok araştırmalara girerler. Göz perdesi açım konusu bilinçlenme demektir. Metafiziksel ve spiritüel inançlarda zihinsel ve spiritüel farkındalığın artırılması demektir. İçsel gelişimleri ve enerjilerin farkındalıklarını yükseltmek ve bunun bir süreci demektir. Bu kavram kişilerin içsel bilgileriyle beraber bağlantılı dur gözünün yoğunlaşmasını, içsel duyguların farkındalığının artırılması anlamına da gelir. İntüefik güçlerin geliştirilmesi ve kendini derinleştirilmesini tamamen kendi içsel duygularını tamamlaması anlamına da gelmektedir. Metafizik anlamında da görünme olanları görebilmek, sezilmez olanları sezebilmek, bilinmez olanların farkına hızlı şekilde varabilmek için de kullanılır. Herkese yeniden merhaba değerli dostlar. Bu videonun içerisinde size uzun konuşacağız. Çünkü göz perdesi indirilmesi ya da üçüncü göz açılması ne demektir hakkında uzun uzun bilgiler vermeye ve göz perdesi açabilmenin yöntemleri nelerdir bu videonun içerisinde anlatmaya çalışacağım. Ama videoya geçmeden önce bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmanızı ve bildirimlerinizi de açmanızı rica edeceğiz. Sizlerle büyümek bizim için onurdur. Hazırsanız göz perdesi nedir, göz perdesi nasıl açılır ve videonun sonuna doğru da bir göz perdesi açımı için bir uygulama yapalım sizlerle beraber. Hazırsanız başlayalım. Üçüncü göz açmak, metafizik ve spiritüalizm inançlardaki zihinsel ve spiritüel farkındalığın arttırılması demektir. İçsel gerçekliklerinizin ve enerjilerinizin farkına varma sürecidir. Bu kavram, kişinin içsel bilgeliğiyle beraber bağlantılı, intüefik güçlerin geliştirilmesini ve merkezi sistemdeki enerjinin ve farklı boyutların algılanmasını sağlatabilmek amacıyla kullanılır. Göz perdesinin açılması, kişinin evrensel enerjisini algılamak ve ruhsal yoğunluğunu daha üst seviyelere taşımak için de kullanılır. Bu nedenle de birçok insanlar üçüncü göz ya da göz perdesi açmak için birçok şeyler deneyebiliyorlar. Birazcık sabırla bağlantılıdır. İnsanların içsel bilgelikleriyle beraber enerjilerini aynı pozisyona yani aynı seviyeye getirmesi demektir. Bazı yoga teknikleriyle de enerjilerinizi yükselterek göz perdenizi açabilirsiniz ve güçlerin yoğunlaştırmasını sağlamak için bu yöntemler de kullanılabilir. Şifa teknikleri gibi uygulamalar da yapılabilir. Ayrıca doğru beslenme, pozitif düşünceler ve sağlıklı yaşam tarzları gibi üçüncü göz açılmalarında da yardımcı olabilir. Eğer sizler duygusal anlamda değil yani enerjisel anlamda değil de farklı boyuttaki farklı enerjilerden faydalanabilmek ve onlardan yardım alabilmek için ben göz perdemin indirilmesini yani açılmasını sağlattırmak istiyorum. Bu konuda ne yapmak lazım? İşte burada birazcık sabırlı olmak, birazcık da enerji sarf etmek gerek, zaman vermek gerekir. Üçüncü göz açmanın faydaları nelerdir diyeceksek, içgörüyü artışını sağlatabilmek, yüksek bilinç ya da psişik yeteneklerde gelişimi gibi birçok faydayı da beraber getirebiliyor. Ayrıca dur gözüyle beraber de stresin de azaltılmasına neden olur. Ama en önemlilerinden bir tanesi, insanların ne düşündüklerinin hakkında bir bilgi sahibi olmanız da size fayda sağlar. Göz perdesi açık olan insanlar genellikle karşı tarafın ya da karşı cinslerin ya da hemcinslerinin ne düşündüklerini ve de ne hissettiklerini, ne hissetmesini istediklerini bir şekilde enerji yönlendirerek, manipüle ederek onun sizin hissettiklerinizin aynısını hissettirebilmek için de kullanılabilir. Bu bir tavsiye değildir ama birçok kişiler bu yöntemi de denerler ve kullanırlar. Bu nedenle enerjinizi doğru yönlendirirseniz karşı tarafa manipüle ederek mutlaka düşüncelerinin değiştirilmesini ve yoğunlaştırılmasını da sağlatabilirsiniz.
Bu kavram birazcık karışık olabilir ama size elimden geldiği kadar basit anlatmaya çalışırım. Kişinin içsel bilgisiyle beraber, yani bilgeliğiyle beraber bağlantılı bir kavram bu aslında. Güçlerin geliştirilmesini ve kendini derinlemesine tanıması anlamına da gelir. Evrensel enerjilerin algılanmasında ve ruhsal yolculuklarında net bir şekilde ilerleme imkanı verebilmesi için açma çabasına girilebilir. Üçüncü göz açılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bu enerji merkezindeki dengeyi bir şekilde açmak ya da yönlendirebilmek içindir. Ayrıca kişinin içsel denge ve güven duygusunun da koruması da çok önemlidir. Üçüncü göz açabilmenin birçok teknikleri bulunur. Aralarında en önemlisi meditasyonlar, mantralar, kristal çalışmaları, nefes teknikleri, reikiler ve şifasal arınmalar da kullanılabilir. Elbette ki sizin için ya da ortamınız için hangisi uygunsa siz o yoldan ilerleyebilirsiniz. Hangi ortam ve hangi uygulama bize daha yakın olabilir? Yani ben göz perdemi açmak, üçüncü gözümü açmak istiyorum. Benim için hangi yöntem daha iyidir? Bunun kararını şimdi sen ver. Sırasıyla hepsinden bahsedelim. Göz perdemizin açılışlarını sağlatabilmek için neler yapmalıyız ve bizim ortamımızda bize hangisi uygundur? Bunu sen düşün. Birinci yöntem, meditasyon yaparak, yani düzenli meditasyonlar yaparak üçüncü göz perdesinin açılmasını sağlatabilirsiniz. Bilinen ve en kolay yöntemlerden bir tanesi budur. Ama içerisinde dikkat edilmesi gereken konulardan bir mevzu da şu. Derin nefes alıp verme teknikleriyle bunu yapabilirsiniz. Zihninizi dinginleştirme egzersizleri ve süreçte de faydalı olma ihtimali var. İkinci yöntem ise ve yine bilinen en çok ve kullanılan yöntemlerden bir tanesi budur. Yoga yapmak. Yoga beden ve zihin arasındaki dengeyi sağlayabilmek için egzersiz biçimidir. Üçüncü göz perdesini açmak için özellikle açma esneme hareketleri içeren yoga pozisyonları tercih edilmelidir. Ve bu şekilde de zihinsel ve bedensel arınmadan faydalanabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise doğal taşlardan faydalanmak. Göz perdesinin açılmasında yardımcı olabilecek enerjiler barındıran doğal taşlar bulunur. Örneğin amestist gibi taşlar kullanabilirsiniz. Bu taşların meditasyon sırasındaki veya da günlük yaşamınızdaki hayatınızın enerjilerini yükseltmesi için de kullanabilirsiniz. Bu yöntemlerden faydalanarak enerjinizi belli bir seviyeye, belli bir statüye getirebilirsiniz. Dördüncü yöntem ise şifacılar ve rehberler anlamında kullanılır. Üçüncü göz perdesini açmak için sizlere destek olabilecek şifacılar ya da spiritüel rehberlerden de destek alarak bu yöntemlerden üçüncü göz perdesinin açılmasını sağlattırabilirsiniz. Beşinci olarak doğru beslenme ve yaşam tarzı. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli egzersizler yapmak stresi azaltacağından dolayı sizin de enerjinizi yükseltmesi ve enerjilerinizin yoğunlaştırılmasını sağlatabilir. Bu nedenle de üçüncü gözünüzün açılmasını sağlatabilmek için ilk yöntemlerden bir tanesi budur. Evet değerli dostlar, esasen beklediğiniz, gözlemlediğiniz o bölüm geldi. Ruhlar, doğaüstü varlıklar, üçüncü göz perdesi, bunun hakkında da bilgi verelim. Doğaüstü varlıklarla temasa geçmek ya da ruhlarla temasa geçmek bu yöntemlerle mümkün müdür? Bunlar hakkında da konuşalım. Doğaüstü varlıklar nelerdir? Doğaüstü varlıklar genellikle ölmüş insanların ruhlarıyla temasa geçmek, onların ruhlarıyla konuşabilmek demektir. Alitisal ma'ar e'kaynar annar aletine dukhani fiha ne demektir? Cinlerle ve onun türevleriyle beraber iletişime geçmek demektir. Birçok dinlerde ve birçok uygarlıklarda varlıklarla temasa geçmenin yöntemlerinin olduklarını biliyoruz. Ruhlarla temasa geçmenin de birçok yöntemleri vardır. Ruhlarla temasa geçebilen insanların öncelikle üçüncü gözlerinin, yani auralarının açık olması gerekir. Göz perdesi açık olan birçok kimseler birçok varlıklarla ve birçok ruhlarla iletişim kurma ihtimali olduğunu söylerler. Sizler de eğer ki bir varlıkla ya da bir ruhla temasa geçmek istiyorsanız öncelikle göz perdenizin açık olması gerekir. Yani normal, sıradan basit insanların göremeyeceklerini görmek ve onların sezemeyeceklerini seziyor olabilmeniz gerekir.
Böylelikle de bazı ritüellerden yardım alarak ve bazı araştırmalar, eğitimler alarak sizler de bu tür şeylerden faydalanabilirsiniz. Ruhlarla ve doğaüstü varlıklarla temasa geçmeden önce öğrenmeniz gereken bazı bilgiler vardır. Ruhlar ya da doğaüstü varlıklar olarak insanların göremedikleri göremeyecekleri anlamına gelir. Biz bunda Farsçada ya da Arapçada cinler deriz, görünmez, sezilmez varlıklardır. Peki biz sadece göz perdemizin indirilmesiyle yani üçüncü gözümüzün açık olmasıyla beraber sadece cinlerle mi temasa geçebiliriz? Öyle iddialar var ki birçok insanlar ölmüş insanların ruhlarıyla temasa geçebildiklerini de iddia ederler. Bu ruhlarla temasa geçebilmenin farklı yöntemleri ve farklı çalışmaları vardır. Birçok ritüeller ve çalışmalardan faydalanıp ölmüş insanları çağırabildiklerini de iddia ederler. Göz perdesinin kaldırılmasından sonra farklı insanların duygularını ve düşüncelerini hatta geçmişlerine dahil neler yaşadıklarını öğrenebilirsiniz. Bunları iddia edenler de ve bunları yaşadıklarını söyleyenler de çok fazla. Peki bunlar nasıl yapılabilir? Göz perdesinin indirilmesiyle beraber içsel enerjinizin yükseltilmesi, hiç tanımadığınız insanların geçmişlerine giderek neler yaşadıklarını, neler yaptıklarını onların hayallerinden görebilirsiniz. Bunlar da genellikle rüyamsı şekilde gerçekleşir. Anlık ve hızlı bir şekilde yapılan bu ritüeller sayesinde karşı tarafın ne düşündüğünü, ne duyguda olduğunu ve geçmişte neler yaptıklarını onun sadece bilebilecekleri gizli öğretileri de ondan öğrenebilirsiniz. Enerjilerini doğru kontrollerini sağlatan insanlar karşı taraflara bakımlar yapabilirler ve duygularını görebilirler. Geçmişteki yaşadıkları iyi ya da kötü her türlü bilgileri o fark etmeden bile ondan alabilirler. Peki gelelim göz perdemiz açık ve auramız açık. Bunu neden niçin kullanabiliriz ve bunu kimler kullanabilir? Bu tür duyguları bu enerjileri yönlendirebilen insanlar genelde metafizik ya da büyücüler ve veccalar kullanmaktadır. Tarotlarla ilgilenen falcılar da kullanabilir. Birçok falcıların yapabildiği yani auralarının yükseltilmeleri, enerjilerinin yükseltilmeleri ile beraber karşı tarafın geçmişine dair bazı bilgileri alabilirler. Genelde tarotçular ya da falcılar bunu bazı simgeler üstünden yapabilir. O simgelerden faydalanıp duygu ve düşüncelerini o anlıkta görebilirler. Elbette ki sadece bunlar yok. Büyülerle, metafiziklerle ve simyalarla uğraşan birçok kimseler büyü eğitimlerinde ya da büyü yönlendirmelerinde ki bu çok önemlidir, enerjilerin yönlendirmelerini sağlatabilmek için üçüncü göz perdelerinin mutlaka açık olmaları gerekir. Bu nedenle de büyülerinin yönlendirilmesini sağlatabilmek için fazlasıyla önem arz eder. Biraz önceki bahsettiğim duygular ya da öğrenmek istediğiniz konular bunlar değilse, sadece büyüler hakkında bilgi edinmek ve üçüncü gözünüzü açmak istiyorsanız burası da sizi ilgilendiriyor. Peki biz sadece yoga yaparak ya da ritüeller yaparak göz perdemizi açabilir miyiz? Bu tam olarak doğru değil. Eğer ki bir insan hızlı bir şekilde göz perdesinin açılmasını sağlatabilmek istiyorsa bazı ritüellerden, bazı ayinlerden ve bazı rukyelerden ya da vefkilerden yani büyülerden faydalanabilir. Hızlı şekilde göz perdesinin açılmasını sağlatabilmek için çok güçlü, meşakkatli, zor olan büyülerden faydalanan insanlar da bulunur. Bu büyüleri yaparak insanlar enerjilerini çok daha yüksek hale getirebilir, göremeyecekleri, yaşayamayacakları duyguları yaşayabilirler, farklı insanların sezimleyemeyecekleri ruhani varlıklarla böylelikle iletişime geçebilirler. Elbette ki bunu yapabilmenin yöntemlerinden bir tanesi ritüellerdir. Yine işin ucu ritüellere çıkmaktadır. Doğru eğitimle ve doğru bir bilgiyle sizler de kendiniz büyü yaparak kendi üstünüzden bile göz perdenizin aşılmasını sağlatabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra görünmesi gereken, görülmemesi gereken her türlü canlı, cansız, enerjisel varlıklar ruhlarla temasa geçmek bu yöntemlerle de mümkün olmaktadır. Eğer bu videonun sonuna kadar gelebildiyseniz şimdi bundan sonra göz perdesini açabilmek için bazı ritüeller var. Bunlardan sadece bir tanesini şimdi sizlere veriyorum ve sizlerle paylaşıyorum. De deneyebilir ve bunu da uygulayabilirsiniz. Mutlaka yaparsanız enerjinizin yükseldiğini ve bir şeyler hissedeceğinize inanıyorum.
Bu uygulamayı yapabilmek için öncelikle olmazsa olmazlarımızdan birisi sessiz ve karanlık bir ortam. Karanlık ortamlarda bulunmamızın tek bir nedeni var. Enerjimizi kendimize toplayıp ve üstümüze yoğunlaştırmak. Bu yoğunlaştırdığımız enerjiden faydalanıp da mutlaka göz perdemizin indirildiğini ve açıldığını etrafımızdaki olan canlıların ya da ruhların hissedilmelerini sağlatabilmek içindir. Bu nedenle genellikle bu tür işlemleri yaparken sizin için en sessiz ve en karanlık yerler neresiyse uygun odur. Yine bu işlemi yapabilmek için farklı bir bilgi, yine karanlık bir ortamda bulunmanızın tek bir sebebi var. Gözlerinizi kapattıktan sonra etrafınızdaki bulunan görünmez canlıları ve varlıkları hissedebilmek ve onların enerjilerini duyabilmek içindir. Eğer buraya kadar anladıysanız bundan sonra yapmanız gerekenleri söylüyorum. Bundan sonra mutlaka karanlık ortamda oturduktan sonra ve bağdaş kurduktan sonra ellerinizi ayaklarınızla birleştiriniz. Birleştirdikten sonra söylemeniz gereken elbette ki bunu sessiz bir şekilde aklınızdan söyleyebilirsiniz. Sakinleşmiş, dinginleşmiş bir halde hissediyorsanız kendinizi ve gözlerinizi kapattıktan sonra şu sözcükleri tekrarlayın benimle. Ulayık el karibunu meyni yazırın nahve Ulayık aladhin yarabun bi riba Annar ef el sifun el kalibatın yasirun Nefi inda samiyatu Enva varine fali amur illa haddaha alemen yavliyun alamati uvlayık alvari bunu min yasirun nevmi uvlayık alahin yaradun rida annar ef al nusurun al karidamat yasirun nevvi idha samiyani enhad ravat فَلِيَانُ اِلَّا هَدَ اِلَّا يَوْوِسُّيُرُنَ اَلَامَاتِ Peki bunu sürekli tekrarladık. Ne olacak ya da nasıl şeyler hissedebiliriz? Hissetmeniz gereken ya da duygularınızı açtıktan sonra görmeniz gereken şunlardır. Etrafınızdaki var olan varlıkların size dokunduklarını, size kendilerini hissettiklerini ya da gözünüzü açıp kapadığınızda size bir ışık hüzmesi gibi göründüklerini göreceksiniz ve hissedeceksiniz. Ama elbette ki bu saniyeler içerisinde gerçekleşeceği için dikkatli olmanız gerekir. Bunu kaçırmanızı istemeyiz. Buradaki hissiyatlar insanların ürpermeleri, korkuları, önünde ya da arkasında bir canlının olduğunu hissetmesi de gayet mümkündür. Bu tür varlıkların geldiklerini bu şekilde hissedebilirsiniz. Bu tür ruhların geldiklerini hissedebilirsiniz. Evet dostlar, bu videonun içerisinde göz perdesinin açılması, yani üçüncü göz nasıl açılır ve üçüncü göz ne demektir, nerelerde kullanılır, kimler yapabilir bundan bahsettik. Done. Donelerde bu tür işlemler yapılırken görülmesi gereken o yol çizgisini size sunmaktır. Buradaki verebileceğim şimdilik size bilgiler bu kadar. Biraz önceki uyguladığımız o sözcükleri sizler de yaparsanız mutlaka siz de arzu etmiş olduğunuz hissiyatı siz de yaşayabilirsiniz. Size verebileceğim bu videonun içerisinde bilgiler bu kadar. Fakat bu konuda çok daha farklı bilgiler ya da çok daha farklı videolar gelmesini isterseniz mutlaka bizimle iletişime geçip bilgiler paylaşın. Mutlaka bizlere yazabilir, yorumlara yapabilirsiniz. Ama videoyu kapatmadan önce bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, özellikle de kanalımıza ücretsiz şekilde abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki gelecek videolardan haberdar olabilmeniz için bu önemli. Bana ulaşmak isterseniz nereden ulaşabilirsiniz? Büyülerin Sırları YouTube kanalının sadece bir tane Facebook kanalı vardır. Facebook kanalında Büyülerin Sırları yazdığınızda mutlaka biz çıkacağız. Oradan Messenger'dan bizi arayabilirsiniz, yazabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa da ya da bilgi almak isterseniz de her türlü konuda size elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışırız. Facebook kanalından Büyülerin Sırları. Peki o zaman videomuzun sonuna geldik diyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik esen kalın ve mutlu kalın.